Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir aracın alternatörü. Biz bunu şimdi sabit mıknatıs kullanarak, yani şu elimdeki mıknatısları kullanarak bir rüzgar türbünü jeneratörüne çevireceğiz arkadaşlar. Öncelikle alternatörümüzün iç yapısını görmek adına ben vidalarını ilk önce söktüm yerinden vakit almasın diye. Gördüğünüz gibi alternatörümüzün içerisinden şu şekilde bir rotor çıkar. Şunlar bizim fırçalarımız. Elektrik kablolarını, yani bobinini görürsünüz. Buradan enerji verdiğimiz zaman bu kısım elektromıknatıs olur ve arabanın mekanik enerjisiyle bu dönerek elektrik üretir arkadaşlar. Biz bugün ne yapacağız? Elimde görmüş olduğunuz 15 milim çapında 5 milim kalınlığındaki mıknatıslarımızı her bir dilime birer şekilde gelecek şekilde NS şeklinde gelecek şekilde bunları tornacıda açtıracağım ben. Bunları buraya gömeceğiz ve daha sonra bunu bir rüzgar türbünü jeneratörüne dönüştürmüş olacağız. İsterseniz hemen rotorumuzu tornada işleterek işlemimize geçelim. Ustamızın yanına geldik. Coşkun ustamız şimdi bu parçayı bizim işlememiz zor olduğundan dolayı dikey freze makinesiyle işlemeye çalışacak. Bakalım nasıl bir aşamadan geçiyor. Coşkun ustam, tam olarak ne yapacağımızı anlatır mısınız? 16'lık frezeyle belirttiğiniz yerden, evet, yaklaşık 6 mm, burada derinlik gözüküyor dedi. 6 mm, evet, derinlikte derinleştireceğiz ki buraya parçalarımız yerine otursun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi rotorumu tornada işlettim. Şu şekilde mıknatıslarımızı SN şeklinde rotorumuza yapıştıracağız. Şimdi hemen kolaylıkla bunu nasıl yapacağımızı anlatayım. Mıknatıslarımız SN olacak. Yani şu anda iki kutup birbirini çekiyor ise SN'dir. Çekiyor, itiyor. Bu şekilde tüm mıknatıslarınızı, 12 adet mıknatısınızı rotorunuza yapıştırıyorsunuz. Evet, hemen mıknatıs dizilimini sizlere yazarak anlatalım. N kutbu, S, N. S. Yapıştırma işleminde şu şekilde çift katmanlı bir yapıştırıcı kullanacağım arkadaşlar. Her ikisinden de eşit miktarda hazırlayarak yavaş yavaş gerektiği kadar mıknatıslarınızı yapıştırabilirsiniz kolaylıkla. Hemen şu kısımdan başlayalım.
Evet, yapıştırma işlemimiz bitti. Ortalama bir gün bunun kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Statorumuzda yapacağımız işlem alternatörümüzü söktüğümüz anda 3 adet kablo göreceksiniz arkadaşlar. Bu 3 kabloyu dışarı çıkarmanızı istiyorum sizlerden. Gördüğünüz gibi ben 3 adet kabloyu dışarıya çıkardım. Bu kabloların ortak ucu ise gördüğünüz gibi burada. Motorumuz yıldız bağlı. Tabii ki bu statorların en büyük dezavantajı 1500 ile 3000 RPM arasında verimli olmaları. Eğer siz isterseniz buradaki sargıları sökerek tel kalınlığını biraz azaltıp düşük RPM'de daha yüksek gerilim volt alabilirsiniz. Yalnız unutmamanız gereken konu volt artarken amperiniz düşecektir. Yani 50 amperlik bir alternatörün voltunu artırdığınız oranda amperden kaybedeceğinizi unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir gün bekledik. Gördüğünüz gibi rotorumuz şu anda, mıknatıslarımız rotorumuza tamamen yapıştı. Alternatörümü DC bir motorla süreceğim. Hemen şu şekilde aktarmamızı yapalım. Alternatörüm alternatif 3 fazlı akım üreteceği için alternatörüme şu şekilde diyotlardan 35 amperlik diyotları bağlayacağım ve buradaki enerjiyi doğru akıma çevireceğiz. Ölçü aletimizden üretmiş olduğumuz DC akımı göreceğiz. Evet, motorumuzu sürmeye başladım. Gördüğünüz gibi kısa devre yaptığımız anda alternatörümüz zorlanıyor arkadaşlar. Yani akım çekildiği anda alternatörler zorlanır. Şimdi bu alternatör 1500 ile 3000 RPM arasında çalıştığı için, orijinal sarımı bu şekilde olduğu için, bu devirde ortalama 9,4 volt civarında bir gerilim veriyor. Arkadaşlar, bu aşamada 6 voltluk bir aküyü şarj edip edemeyeceğimizi görelim. Pilimizin gerilimi 6,38 voltta. Ve akümüzün şarj olduğunu görüyorsunuz. Alternatörün sargılarını değişerek, biraz daha ince sararak 24 voltluk, 12 voltluk, 48 volt aküleri şarj edebilirsiniz. Bu tamamen alternatörün iç sargılarıyla alakalı bir konu. Gördüğünüz gibi akümüzün hızlı bir şekilde şarj olduğunu görebiliyorsunuz. İsterseniz hemen şarj akımına bakalım. Şekilde
kırmızı krokodili yukarı alıyorsunuz ve buradan 10 amper kademesine getiriyorsunuz arkadaşlar. Ampermetreler devreye seri bağlanır. Bunu da söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde kaç amperle şarj ettiğimizi göreceğiz şimdi. Bu gayet güzel bir değer. 1,5 amperle 6 voltluk akümüzü şarj ediyoruz demektir. Bu projede sizlere elektromıknatıslı araba alternatörünün sabit mıknatıslarla modifiye edilerek nasıl basit bir rüzgar türbünü jeneratörüne dönüştürüleceği konusuyla ilgili bir proje hazırladım. Tabii ki proje geliştirilebilir, geliştirilmeye açık arkadaşlar. Bu tarz bir proje yapmak isteyen arkadaşlar tamamen bobin sargılarıyla oynayarak istedikleri voltta bir rüzgar türbünü jeneratörü yapabilirler. Artık burada videomu sonlandırmak istiyorum. Projeyi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.